arkadaşlar sürekli işte hiç olabilirdi. Makyaj yapmıyorsun gibi yorumlar yaptığı ama için. Ama sen de buna sınır arası sürekli hafif. Az makyaj. Bir saniye ben konuşuyorum ilk önce. Ben bir yorumumu yapayım, ondan sonra eleştirmek istiyorsanız eleştirebilirsiniz. Dinleyelim. Eleştiriye açığım zaten. Dediğim gibi daha önce de zaten modelimiz güzel. Zaten sen de burada işte çok fazla makyaj yapmıyorsun. Bilmem ne falan gibi yorumlar geldiği için. Kendisi sevmediğini bana evet söylemişti ama ben de bir tık yine kendim katmak istedim. Alt kirpiklerine rimel uygulaması yaptım. Buğulandırmadım ama. Ama genel bir de görüntüsü... Lolita makyajı evet, olduğu Lolita için yapmış olabilirsin. Belki bilmiyorum, bu senin evet. tercihindir. Tam Lolita. Ben siz de yaptığınız işten memnunsunuz yani değil mi? Evet. Peki Allah buyurun. Şükür. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Yani çirkinleşmişsin ya. Çok güzeldin. Gerçekten çirkinleşmişsin. Ben yani de değişim olarak zaten büyük bir değişim yok. Az bir şey bir şey yaptın. Onu da berbat ettin ya. Bu saç siyah ya, olsaydı ne güzel kızdı. Tamam, çirkinleşmişti diyebilirdiniz ama bu saç ya. Siyah değil. Hayır zaten vallahi güzeldin, çirkinleştin ya. Bu kızın her zaman yani. Güzelliğine biz güzellik katacağız. Vallahi çirkinleştirdiniz. Peki Ferit mesela siyah olsaydı bu saç sence çok güzel olurdu? En azından bir değişim olurdu. Siyah peruk varsa değişim, deneyelim yani bence. Böyle az bir değişim var yani. Peki. Büyük bir değişim yok. O az ama bir değişim var. Ama güzel bir değişim var. O az bir değişim de kötü yönde yani. Senin güzel anlayışını çözemedim. Güzel abicim anlayışı. Yani güzeldi kız. Ne güzel kızdı yani. Şuraya bir çıkıyordu ilk geldiği güne falan. Kızın güzelliği gitti ya. Siyah olsaydı bunu deme şansınız vardı ama siyah olmadığı için ben şu an siyah kendisine... Siyah da çarpıcı olurdu. Ben en güzelini yaptığımı siyah düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Siyah da çarpıcı olurdu. Yaparken de... Böyle Rus kadınlar falan oluyor siyah yapar... saçlı. Hayır, hayır. Bak, yapan, hayır. Yaparken de çarpıcı söyledim. Çarpıcı olurdu. Değişim sarı... Az değişim iyi değil. Az değişim çok değişim... Az değişim olabilir ama güzel olursa olur. Bence şöyle bunda bir şey diyelim. Bir de kötü olmuş yani. Nesini beğenmedin? Ya ne bileyim güzelliği gitmiş sanki ya. Nasıl ne ya? Ne bileyim benim gözümde yani, güzel boş, altı boş şu an. Ne güzel... Su gibi kız, kuğu gibi akıyordu burada. Sönmüş kız ya. Can makyajı nasıl, başardın nasıl olmuş? Zoru? Ben bir her Lolita zaman, makyajı olarak. Ben çok Lolita gördüm ama yani böyle bir Lolita görmedim daha önce. Ama benim söylemek istediğim bence şey zaten... Bence bu son artık, bu son görüşüm sözümü olacak. Sözümü keseyim. Söylediğim gibi ilk başta buradaki makyaj sanatçı arkadaşları zaten bir sanatçı olarak görmediğim için... Yani makyajı beğenmek isterim ama içim beğenmiyor yani. Yani güzel olmamış. Peki. Siz ne dersiniz? İsmihan, Alev nasıl buldunuz Dilara'yı? Ben makyajını hiç Lolita makyajı olarak görmüyorum. Yakından değil. Bakar mısın? Lolita... İpek kirpikten de çok fazla zaten şey kapatır olmuyor. Kapatır mısın? Tek renk bir far. Farını biraz daha koyu tutabilirdim pembesini. Ya da o çıksın Lolita biraz makyajında daha koyu renk far uygulaması yapılmaz. Biraz daha lilalı tonlar geçebilirdin. Çok hafif sürmüşsün. Hiç Lolita makyajıyla alakası yok. Yanaklar des... Yani çok... Sadece dudağında hafif bir pembelik görüyorum. Yani kendi aynı geldiği gibi gitmiş. Yanaklarında hafif bir pembelik olur. Gözler biraz daha böyle pembeli olur. Düğüne dudaklar gider. Biraz daha pembeli olur. Gelinin kız kardeşi gibi. Gelinin kız kardeşi değil. Onun teknikleri var. O şekilde de yapabilir. İlla böyle fara olduğu gibi koymak zorunda da değil. İlla çok makyajda ya, yapılmaması gerekiyor. Senin gibi makyaj yapacak olursam senin kendi ben modelin gibi değil. Ben 10 dakikada bir makyaj bitirebiliyorum. İnan daha ben senin yaptığın makyaj ama, gibi yapsam. Makyaj yapamam. Ama senin aklın yerinmez. Hem şov yapamam. Çıkarttığın makyaj şu anki ve sen buna yarım saat uğraştın neredeyse. Senin gibi makyaj yapacak olsam kadın disko topuna döner aynı. Ya disko topuna çevirmek kendi değil ama sen teknikleri bilmiyorsun o zaman. Makyaj olarak. O zaman sen teknikleri bilmiyorsun. Ya canım tekniği de senden öğrenecek değilim. En son kişi sensin. Yarım saatte yaptığın makyaj buysa ben hiçbir şey söylemiyorum sana. Söyleme zaten. O zaman. Orada kal. İsmihan saçlar mısın? Çarpı mısın? Yok en azından suratta. Keşke atsaydın. Söyleyeceğim tek bir şey var. Bu kadar kolaya kaçılabilirdi. Yani bu kadar aman ben uğraşmayayım denilebilirdi. Evet. Ben de katılıyorum. Resmen modelin kaçak. Güzelliğini kıskandım. Şöyle diyeyim. Hayır. Bunun adına saniye, kaçak dönüşebilir. Bunun adına kaçak. Bu hafta seni hep kıskanacaklar sözümü Dilara. Sözümü bitirebilir miyim? Evet lütfen. Saç renklendirmesi kötü olmamış. Eyvallah. Yani ben saçın renklendirme kötüsüne kötü oldu demiyorum. Ben senin demek şurada istediğini anlıyorum. Şurada hatalarım var demiyorum. Ama sana diyorum ki burada iki saatlik süren vardı. Yani bugün benim için ne kadar gergin bir gün olduğunu gördünüz. Ben burada ya da biz burada nelerle mücadele ederken sen orada dip boyasını bırak, yaptın, bıraktın, koydun. Bir şey anlatayım. Bir şey söyleyeceğim. Yok, bitir, şekillendirmeni tamam. De beni erken bitirdin. Ona rağmen işte bir tarafı içe doğru bir tarafı dışa doğru yok, duruyor. Yok o eliyle o tarafı bozmuş. Neyse dur ona geçmeyeyim de. Arkasında da bak, var. Yani geçen hafta burada yoktum. Bir saniye sana. Bitti. Saçın renklendirmesi kötü değil. Anladım. Onu söyleyeyim ama
çok kolaya kaçtın. Yani hiç uğraşmak istemedin, hiç risk almak istemedin İsmail, yani. Bak geçen hafta burada yoktun. İlk günümüzde boya dediler. Tamam mı? Ben Özge Hanım'la da konuştum da ben fantezi arıyorum dedim. Kendi kendime uğraştırdım. Yoktum ama izledim. Bir saniye bak ben yani seni güzel dinledim, sen de beni dinle. Açtım ettim, senin gibi böyle fönsüz çıkardım oraya. Ama gördüm ki şu 1,5 haftadaki analizimi biri demek ki burada emek değil, 2 saatte en güzelini yapmak. Anladın mı? Yoksa kendisi siyah değil da istedi mesela. Ya siyah da boyayabilirdim. Modelim istedi. Siyah boyadım. Burada geçerdim. Modelim ya istedi. Ya siyah değişti mi değişti de. Ama yani bak, sen buraya niçin çıktın? Sanatını göstermeyi tamam, ben, tamam, unutmadın dakika, mı? Saniye. Siyah boyayıp tamam, değişim olmayacak dakika mıydı? Olacaktı bak, ama diplere, en basit olacaktı. Bak diplere koyu kumral yaptım, tamam mı? Ya, kumral olunca basit olmadı. Bir sus da bir dinle. Hayır, ben sana sıra gelince sen konuşursun. En basiti ben bu. Ben konuşuyorum. Bundan daha basit hiçbir şey yapılamaz. Sen güzel yap kadın, böyle kumral, basit gene yap. Kumral. Kardeşim güzel yap basit abicim, yap ya. Kadın kumral güzel gene kumral. Güzel yap basit başka yap. Başka bir şey yapmadın. Güzel yap basit. Kumral zaten. Bak, bir daha kafa kafaya gelmeyeyim seninle. Gel. Gelmeyeyim. Allah Allah. Senin için kumral iyi olmaz. Kumral işte en basiti bu. Hayır senin için iyi olmaz. Evet Selami. İsmail için söylediğin ilaç vardı ya, saçı korumaya alan ilaç. Aha. Senin masana duruyor ama şu an. Ama sarıya girmedim bak, diyorum. İsmail'de öyle bir ilaç burada yok ama senin masana duruyor şu burada anda. Burada duruyor. Onu ama ben sarı yapmak saçı istemedim. Saçı korumaya alıp bir şeyler yapabilirdin. Ah, evet sen, sen güzel maşa yapıyorsun, onu gördüm şimdi. Özlem'e de tebrik ediyorum. Bugüne kadarki yapmış olduğun en güzel makyajlardan biri. Kızın gözü maviymiş. Teşekkür bugün ederim. Fark ettim daha. Rengi çok fark ettin? Rengi çok konuşmak istemiyorum çünkü renkte bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu 2 günlük insanlara da zaten hazırlasan boya bunu yapardı yani. Başka bir şey değil. Tuba? Ben makyajında bir tek rujunu beğendim. Hayır bence makyajı çok güzel olmuş. Gözlerini niye beğenmedin? Gözlerinde zaten tek renk bir far kullanmış. Yok, zaten ipek kirpik var. Önceki yaptığı makyajlarla aynı bence. Önceki yaptığım makyajlarda genellikle toprak tonları uygulaması yaptım. Gelin makyajında aydınlatıcı kullandım. Evet. İlk defa Lolita makyajını yaptım. Bu renklerde çalıştım. Peki. Peki o zaman puanlamaya geçebiliriz. Dilara. 2. haftadayız. Bu haftanın modellerinden birisin. Haftanın tam ortasındayız. 3. günde kendi kuaförün ve makyajına puanın kaç? Ya ben saçımı çok beğendim açıkçası. Sadece makyajımı bugün beğenmedim. Pembelerden pek hoşlanmıyorsun galiba. Evet, pembe tonlarından çok hoşlanmıyorum. Dediğim gibi daha çok nude tonlarını seviyorum. Bir de aşağıya sürülen rimel, gözaltı. Ben bu yüzden, yani sadece makyajdan dolayı, yoksa saçımı çok beğendim gerçekten. Ellerine sağlık, sizin de ellerinize sağlık. Bu yüzden 4 puan veriyorum sizlere. Teşekkürler. Güzel. Öncü ve Özlem kendi modellerinden 3. günde 4 puan aldılar. Peki siz... Bence modelin baktığını görememe gibi bir problemi var. Yani saçı beğendim, makyajı beğenmiyorum. Bence makyaj tam onunla bütünleşmiş. Bence sadece makyaja 4 vermesi lazımdı. Çünkü Öncü sadece maşa yaptı benim ben kanaatimde. Öyle düşünmüyorum. Sizin aynı fikirdeyim. Bence sen kimi göz doktoruna gönderecektin? Ben seni götüreyim. Göndermeyeceğim de götüreceğim seni. Yani bu kendi modellere amcim. Ne yapıyorsunuz abi? Ben bir türlü anlamıyorum. Yani ne var abi 4 verilecek? Ne var yani? Bebek ben hür irademle veriyorum bunu. Emek yok. Sen çok bebek emek derdin ya. Bitti. Emek desen emek yok. Emek yok sıfır. Öyle tamam boş abi. Bir boya yaptın geçtin. Güzel yaptım. Ne yaptın boya abi? Boya yaptım kumral. Güzel yaptım. Kadın biz boyayı yapma kısmına geçince kalfa diyoruz. Hanımefendi geldiğinde kumral mıydı? Ne? Bak, güzel bak konuşana bak konuşana. Hayır bir şey söyleyeceğim senin saçı da ya. Hanımefendi geldi de kumral mıydı? Kumral mıydı? 3 tane geldi? Rengi vardı. Dibinde ya, kendi saçı orta bir de kaynakları genel, vardı. Genel olarak kumral. Kendi saçı evet küllü kumraldı daha açıydı. Kumraldı değil mi hanımefendi? Sende ne güzel saç geldi kumral. Aynen dedi. Öyle. Şu anda tamam. Hanımefendi ne? Koyu kumral. Kumral yani. Evet. Heh, çok değişim. He, o zaman senin sarıdan anlayışın. Çok değişim olmuş. Senin değişimden, değişim değişimden anlayışın kaynana topuzu. İzli tamam. Bir ombre, sarı, turuncu, ha. Saçı yakmak. Benim anladığım, yani 7-8 gündür yarışıyoruz. Benim anladığım, Öncü seçim kampanyalarında insanlar vaatlerde bulunur ya. Şunu yaptıracağım, bunu yaptıracağım diye. Öncü modele diyor ki, evet. Yani sen bana hiç sesini çıkartma. Ne yaparsam yapayım, beğen, tamam mı?
Puanı da bana yapıştır. Ben de senin 10 yıl sponsorun olayım. Aynen, başka bir şey yok. Aynen öyle. Protesto diyorum. Protesto. Bence öyle. Kişi kendinden bilirmiş. Geçen haftaki modelinle evlilik vaadi verdin. Ben saçı vermişim. Sen evlilik verdin. Ama kız rüya gibiydi. Nasıl evlendin? Bugünkü ya? Modelin niye rüya gibi değil? Yap bir şeyler. Koyu yap. Koyuya boyuyaydın. Kabus. Bugünkü kabus. İşte bak, demek ki modelin kötü olunca öyle senin davan gidiyor. Öyle ya da böyle Öncü ve Özlem kendi modellerine yaptıkları işlemi beğendirebilmeyi başardılar. Ve 4 puan hiç de kötü olmayan bir puan aldılar. Özgen, 4 puan gayet iyi bir puan. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Bir de modelin bence puan vermesi, geçen hafta da bu böyle oldu. Doğru analiz, doğru konuşmak, doğru anlamak, doğru yapmak. Anladın mı? Sadece değişim için vur krepeyi, at sarıyı değil. Ya model burada kendini aynı göstereceğim diye onu rezil etmeyeceksin. Kendini göstereceğim diye onu rezil etmeyeceksin. Aynı, konuşacaksın, aynı soracaksın. Aynı rengi boyayacaksın. Siyah istedi. Niye siyah yapmadım? Yani... Olmaz dedim. Hayır, ben zaten 4 yıl önce platin sarı kullandım ve saçlarımın ucu da sarıya çok yakındı ki yapılamayacak bir renk değildi. Sarıyı çok rahat yapabilirdi. Ya 10 dakika içerisinde bile sarı yapabilirdi. Yıkama setinde ama ben koyu bir renk istediğim için zaten bu renk kullanıldı. Kumralı kumral yapmak başarı mıdır? Bir de Türkiye televizyonlarındasın sen. Bence kumralı kumral yapmadı ki ama benim saçımda 3 renk vardı. Ferit kumralı koyu kumral yaptı. Lütfen. Ha. Ya siz anlayamazsınız. 3 renk vardı benim. Tamam, şimdi anladım. Şimdi kumralı anlayamazsınız. Tamam. Anlamadın tamam. Sen. Evet, dediğim gibi öyle ya da böyle bir şekilde sonuçta modellerini memnun edip güzel bir puan almayı aslında başardılar. Yani dediklerinizde tabii ki kendinizce haklı olabilirsiniz. Umarım sizlerin modelleri de en az Dilara kadar sizlerden memnun aynen kalır ve çok yüksek puanlar verirler. Fakat önce Dilara 4 puan vermişken siz Öncü ve Özlem'e kaç puan veriyorsanız lütfen önünüzdeki kartlara yazar mısınız? 2 makas at, bir de tarak, üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.